Herkese merhaba arkadaşlar ben Ghost of Dead. Bugün sizlerle Watch of Rams'da oyunda bu hafta 15'lik summon etkinliğinde bulunan Valeria karakteri hakkında konuşacağız. Gerçekten güzel bir karakterimiz tüm özelliklerinden her şeyinden detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Chief Faction'da Fighter sınıfında yer alan bir karakter. Hem Cautic Faction'da hem Nightmare Faction'da bulunuyor. Gelelim özelliklerine. Talentinde arkadaşlar kaybedilen HP'ye bağlı olarak atak ve defans artışı kazanıyormuş. HP'si %30'a ulaştığında maksimum %60 oranında atak ve defans artışı kazanıyor arkadaşlar. Basic atana baktığımızda yalnızca bir düşmanı hedef alıyor ve %100'lük bir hasar uyguluyor. Ultisine geldiğimizde ise aktifleştirdiğimiz zaman %80 oranında bir hasar artışı kazanıyor. Her atak mevcut HP'sinin %10'unu tüketerek 1 adet kılıcın gücü yükü elde ediyor ve maksimum 8 yüke kadar ulaşabiliyormuş. Ayrıca karakter ultisi arasında herhangi bir şekilde iyileştirilemiyor. Karakterin ultisi bittikten sonra ana hedefe ve yanında bulunan 4 tane hedefe %400'lük ani hasar uyguluyormuş. Kılıcın yüküne baktığımızda... Ultisi bittikten sonra verilen ani hasarı her yük başına %50 oranında arttırıyor arkadaşlar. Yani maksimum yüke ulaştığında %400 oranında ekstradan bir ani hasar daha uygulamış olacak. Yani bu karakterin arkadaşlar ultisini kullandığınızda maksimum yüke ulaştığınız zaman toplamda %800'lük bir ani hasar uygulamış olacak. Bu da gerçekten yüksek bir hasar. Ultisi bu şekildeydi. Gayet Güzel yüksek bir hasar çıkarabiliyor. Gelelim diğer özelliklerine. Bu özelliği arkadaşlar otomatik olarak tetikleniyor. Her 20 saniyede bir tetikleniyormuş. 2 kare içerisinde bulunan bir düşmanı parçalayarak ona %240'lık bir hasar uyguluyor. Ayrıca arkadaşlar soğumasızlık etkisi de uygulamış oluyor. Soğumasızlık etkisine baktığımızda düşmanın %20 oranında daha fazla fiziksel, fiziksel hasar almasına sebep oluyor. Ayrıca arkadaşlar ulti sırasında bu özelliğin bekleme süresini her atak başına 2 saniye düşürüyormuş. Yani ulti sırasında daha fazla bu özelliği tetiklemiş oluyor arkadaşlar. Gelelim diğer pasifine. Bu pasifinde ise arkadaşlar HP'si %30'un altına düştüğünde her saniye %2 HP'sini geri yüklüyor. Fakat ulti etkisinde ise bu etkiyi tetiklemek yerine boyun eğmez moduna giriyor arkadaşlar. Boyun eğmez modunda ise ölümcül bir hasar alırsa bu karakter ölmüyor. Fakat ultisi bittikten sonra hemen ölmüş oluyor. Bu özellikte bu karakteri yere koyduğunuzda yalnızca bir kez tetiklemiş oluyorsunuz. Onun dışında özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Tüm özelliklerini okumuş olduk. Gelelim eveklerine. Evek birinde arkadaşlar ulti sırasında atak speedini %100 arttırıyormuş. Evek ikisinde %5'lik bir atak artışı kazanıyor. Evek üçüne baktığımızda ulti sırasında yüz, düşmanın defansını %20 oranında yok sayıyor. Bu gerçekten çok güzel bir özellik çünkü bazı yerlerde gerçekten düşmanların defans oranı çok yüksek oluyor. Ee, o yüzden bu defans yok sayma olayı gerçekten çok ama çok işimize yarıyor arkadaşlar. Evek 4'üne baktığımızda crit rate'i %8 oranında arttırıyormuş gelelim Evegbeşe. Ulti sırasında her atak %50 şansla 2 adet kılıç yükü elde edebiliyor ve maksimum kılıç yükü sayısı 12 yüke kadar ulaşabiliyor arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Toplamda 8 yüke kadar ulaşabiliyorduk. Şurada göstereyim toplamda arkadaşlar 8 yüke kadar ulaşabiliyorduk. Yani %400'lük ekstra hasar kazandırıyordu bize. Fakat burada ise arkadaşlar 12 yüke kadar ulaşabiliyoruz ve %600'lük bir hasar artışı kazandırmış oluyor. Yani toplamda arkadaşlar 12 yüke ulaştığınızda ultisi bittikten sonra verilen hasarı toplamda %1040 olarak uygulamış olacak. Gerçekten çok yüksek oranlı bir hasar. Yani bu karakter arkadaşlar evet 5 olduğunda çok yüksek oranda bir hasar çıkarabiliyor. Onun dışında tabi diğer evekleri de çok güzel. Yani her eveki güzel arkadaşlar. Bu karakterin yani %20 oranında defansı yok sayması, atak speed'i arttırması gerçekten çok güzel. Hepsi ayrı ayrı arkadaşlar hasar artışı kazandırmış oluyor. Evet genel olarak karakterin her şeyinden bahsetmiş olduk. Tüm özelliklerini anlatmış oldum arkadaşlar. Tüm eveklerinden de bahsetmiş oldum. Karakter bu şekildeydi. Gayet güzel bir karakter. Ya bu karakter için samın açılır mı? Yani pitiniz yakınsa açın arkadaşlar. Fakat pitiniz uzaksa ben bu eventte samın açmanızı önermiyorum. Tabii ki yani her karakterin her hesapta bulunması gerekiyor. Fakat bazı karakterler için arkadaşlar acele etmeye gerek yok. Eğer yeteri kadar kaynağınız yoksa, samınız yoksa, elmasınız yoksa ya burada gelip de arkadaşlar 15x'te savun açmanızı önermem. Çünkü zaten 15x'te efsanevi karakter elde etmek çok zor. Onun dışında hani bu karakterde geleceği kesin de değil arkadaşlar. Hani başka karakter de gelebilir. O yüzden hani nasıl desem öyle çok e, ihtiyaç duyacağınız bir karakter olmadığı için şimdilik açmanızı önermiyorum. Çünkü arkadaşlar bazı karakterlere gerçekten çok ama çok ihtiyaç duyuyoruz. Hani o karakterler için ne varsa ne yoksa açılır. Fakat bazı karakterler için arkadaşlar böyle acele etmeye gerek yok. Illaki bir süre sonra kendiliğinden geliyor. Ya yani bu karakterlerin alternatifleri olduğu için çok da nasıl desem çok da arkadaşlar öyle zorlamaya gerek yok. Çünkü alternatifleri sayesinde gayet rahat bir şekilde bölümleri geçebiliyoruz. Tabi Valerian'ın arkadaşlar bazı yerlerde gerçekten çok ama çok etkisi oluyor. Hatta onlardan da bahsedelim. Artifek Material'da gerçekten çok etkili bir karakter. Yani boss'u direkt hani Valeria karakteriyle kesebiliyorsunuz. Onun dışında Void gerçekten çok etkili. Özellikle arkadaşlar Void Drift son sözde Valeria karakteri çok etkili oluyor. Son boss da özellikle arkadaşlar Valeria karakteri sayesinde rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Single target'ta çok güçlü bir karakter arkadaşlar. Özellikle kaotik takımı kurduysanız Valeria karakteriyle birlikte rahat bir şekilde Overlord Apex konumuna gelebilirsiniz. Faction Trail da çok etkili. Onu göstermeye çalışacağım nasıl kullanmalıyız diye. Onun dışında arkadaşlar Immortal de yani Hani Immortal Codex'te Valeria yerine kullanabileceğiniz çoğu karakter var. O yüzden o Immortal Codex'te e, çok öyle aman aman 5 puanlık bir karakter olduğunu söyleyemem. Guild Boss için arkadaşlar yani nasıl desem kullanması biraz sıkıntılı. Çünkü ultisini arkadaşlar çok güzel bir şekilde zamanlamanız gerekiyor. Eğer o zamanlamayı yapmazsanız karakter ölüyor ve ciddi oranda bir hasar kaybına vuruyorsunuz. Eğer o zamanlamayı düzgün şekilde tutturursanız gayet güzel bir hasar çıkarırsınız. Ama onun dışında arkadaşlar gerçekten e, karakteri hayat tutmak zor. O yüzden Guild Boss'ta pek fazla kullanılmıyor. Eğer zamanlamayı tutturursanız kullanın ama onun dışında pek bir kullanmanızı önermem. Girdancın 2'de arkadaşlar etkili bir karakter. Özellikle arkadaşlar yukarıdan gelen volkayı hani sadece fiziksel hasar yiyebilen Volkay arkadaşlar rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Yanında bulunan okçuları da rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. E, ee, Gear de gerçekten çok ama çok etkili. Tight'ta yani BP kısmı özellikle A5'e olduğunda gayet güzel. O yüzden Tight'ta da kullanılabilir. Guild War'da yani Guild War'da etkili olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten atak menziline baktığınızda yalnızca önünde bir kare bir karede bulunan düşmanlara vurabiliyor. Sadece pasifi sayesinde ekstradan iki kare önünde bulunan düşmanlara hasar vurabiliyor. O da arkadaşlar pek bir etkili olmuyor. O yüzden Guild orada yani bence 4.8'lik bir puanı hak etmiyor. Diğer etki de belki ultisindeki ölümsüzlüğü kullanabilirsiniz. Onun dışında Geri Raid de o kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Ya bu zaten X-Raid Gold Raid o kadar önemli değil. İkinci guild boss'ta ise arkadaşlar yani zaten ikinci guild boss'un hasarı çok yüksek. Valeria karakterini hayatta tutmak da çok zor. Belki işte boss'un o mod değiştirme sürecinde ultisini aktifleştirip o şekilde hasarı vurabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar hasar vurmak gerçekten çok zor olacaktır. Yani karakteri hayatta tutmak çok zor olacaktır. O yüzden sıkıntılı. Gear bir 1'de arkadaşlar etkili değil. Niye 4.4 varmışlar bilmiyorum. Gear Raid 1'de de o kadar etkili değil. Çünkü arkadaşlar single target bir karakter. Sadece ultisi bittikten sonra e, maksimum 5 düşmana hasar vurabiliyor. O da arkadaşlar hani Gear Raid 1'de zaten birçok düşman geliyor onları öldürene kadar e, karakter zaten dayanmayacaktır. Yani önünüzdeki duvar dayanmayacaktır. Onun dışında zaten pek bir şey kalmıyor arkadaşlar. Karakter genel olarak bu şekilde kullanma alanlarından da bahsetmiş olduk. Güzel bir karakterimiz. Fakat alternatifleri elbette ki var. O yüzden acele etmenize gerek yok. Ya yani Bu karakter için şimdilik zaman açmanız gerekmiyor arkadaşlar. Kaynaklarınızı biriktirin, tutun. Elbette ki ileriki eventlerde çok güzel karakterler karşımıza çıkacak. Onlar için kaynaklarınızı harcamanız daha iyi olacaktır arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar dilerim. Kendinize iyi bakın.